Evet değerli izleyenler, hoş geldiniz efendim canlı yayınımıza. Bugün tabi ülkemiz de son durumla ilgili çok değerli bir konu ağırlıyoruz. Gündem hayli yoğun, ancak her şeyin başı sağlık ve son zamanlarda biliyorsunuz efendim vakalarda ciddi bir artış var. Gelinen durum nedir? Ortaya çıkan durum nedir? Görüşleri, tespitleri ve hatta sanırım bolca da uyarısı olacak gibi görünüyor. Sağlık Bakanımız Sayın Ünal Üstüyor, canlı yayın konuğumuz. Sayın Bakanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim. Bu güzel fırsatı verdiniz. Buradan halkımızla bunları paylaşalım. Sağ olun efendim, çok teşekkürler. Şimdi Sayın Bakanım, Geçtiğimiz bir 10-12 gün önce sizi yine konuk etmiştik ve aslında ortaya çıkan durumla ilgili o gün ilk sözlerinizden yani biraz sizi endişeli görmüştüm. Kendi yorumumu katayım. Elbette sizin yani bu işin mutfağında olan isimlerin tespitleri, belki açıklanmaması gereken noktalar, ancak perde gerisinde çok daha farklı bir durum olduğunu görüyoruz. Doktorlarımızın zaman zaman paylaşımlarını görüyoruz. Sizin bu konuda en yetkili ağız olarak açıklamanızı, yorumunuzu okuyoruz. Ancak tablo anladığımız kadarıyla pek iç açıcı değil gelinen durumla ilgili. Bir de elimize bir video hazırlattı arkadaşlar. Birazdan o videoyu da göstereceğiz. O durum, o hava bayağı da sağlık yöneticilerini, hükümetin diğer boyutunda biraz endişeye sevk etmiş gibi görünüyor. Elbette kapanma noktasında yani onu kaldıracak gücümüz yok. Evet. Bu virüsle birlikte yaşayacağız, ancak birazcık ipin ucunu kaçırmışız gibi görünüyor. Genel durum nedir efendim? Önce onu soralım. Yani endişelenelim mi, endişelenmeyelim mi? Nedir durum Sayın Bakanım? Şimdi öncelikle sondan başlayayım. Buyurun tabii. İpin ucunu kaçırdık dediniz. Evet. Oradan başlayayım ve girelim. Bir kere biz Sağlık Bakanlığı olarak, ekip arkadaşlarımız olarak ve sağlık çalışanları olarak hiçbir zaman ipin ucunu bırakmadık. Hep ipi tuttuk ve ipi germeye çalıştık. Evet. Ama burada insanımız geldiğimiz noktada havaların ısınmasıyla birlikte büyük bir rahatlığa ulaştı. Ve bu rahatlık içerisinde sanki ülkemizde virüs bitti ve insanlarımız yeme, içme, düğün, sarmaş, dolaş, eğlence sektörü sonuna kadar gitmeye başladı. Evet. Bulaşın artmasının nedenlerinden biri bu. İkincisi, ki bunu biraz daha açacağım. İkincisi, tabii dünyada eskiden bu tip salgınlarda çıkan virüs zaman ilerledik sonra uğradığı mutasyonlarla yavaş yavaş etkisi kaybolurdu. Evet. Şimdi bir COVID-19 virüsü mutasyona uğradık sonra bulaş hızı çoğalır ve septomlarını da artırarak gitmektedir. Temennimiz bir an önce bu mutasyonların önü kesilebilecek ilaçların ortaya çıkması ve bu virüs dünyadan kalksın ve ülkemizden kalksın. Geldiğimiz noktada uzun zaman daha bu virüsle mücadele devam edecek görüyorum. Dolayısıyla bakın, ben 1,5 ay önce bir ameliyat oldum. Ve ameliyatı öyle bir denk getirdim ki bayram tatiline. Neden? Mesaiden fazla geri durmayayım. Ve bayram tatilinden istifade ettim ve ameliyat oldum. Ve geldikten sonra evde bir ay istirahat etmem gerekirken 10. gün iş başına gittim. Neden? Çünkü ülke bizden hizmet bekler. İnsanımız bizden hizmet bekler. Ekonomi zor durumda. Sağlık bir noktaya getirdik. Eksiklerimiz yok mu? Var. Ama ekonomiyi de yavaş yavaş çevirmek lazım. Çünkü insanımız, esnafımız, sanayicimiz, turizmcimiz, eğitimcimiz zora girdik. Ve biz bıraktık istirahat etmeyi, geldik makamımıza ve çalışmaya başladık. Ekip arkadaşlarımla birlikte saata bakmaksızın çalışmaya başladık. Ve bu arada 5-6 tane televizyona çıktım. 2 bastonlarla çıktım televizyonlara. Evet. Bugün de size tek bastonla çıkıyorum. Ve bunun yanında
5-6 tane de basın açıklaması yaptım. Neden? İnsanlarımı uyarma ihtiyacı hissettim. Çünkü hiç kimsemiz arkadaşlarımızın kurallara uymuyor. İşveren de uymuyor. Turizmci de uymuyor. Eğitimci de uymuyor. Restorançı da uymuyor. Ve ben hep uyardım. Güzel insanlarım, ülkede yaşayan güzel insanlarım, büyük sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Bu sıkıntıları ancak birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde geçebiliriz. Dolayısıyla birbirimize güveneceğiz, birbirimize saygımız olacak ve kuralları uyacağız. Ve lütfen dedim işletmelere, size imzaladığımız taahhütlerdeki kurallar neyse yerine getirin. Evet. Ama gördüğüm tablo bu. Bir kere düğünlerde sarmaş dolaş devam ediyor. Açık alan, açık alan ama bir kere açık alanda düğünde öpüşme bana göre bu ortamda doğru değil. Bunu da biz yazdık. Düğün organizatörlerini yapan insanlarımıza ve düğün yerlerine bu taahhütnameleri de yaptık. Şans oyunları, gazinolar, gece eğlencesi, barlar, restoranlar ve otellerimiz. Hepsine bu uyarıları yaptık. Artı taahhütname imzaladık. Ve bu halim ile televizyonlara çıktım, insanımı uyardım. Bu halim ile basın açıklaması yaptım ve uyardım. Ve uyardım şunu da, dünyayı sarsan yeni bir mutasyon var. Hindistan mutasyonu. Bulaşı çok hızlı yayılır. Bir ortamda olduğunda bir anda da o ortamı hepsini birden bulaştırır. Bunlara lütfen lütfen dikkat edelim. Ama maalesef biz uyardık sonra sanki insanlarımız bize hiç kulak vermedi ya da bizim yaptığımız uyarılara duymadı ve aynı hamam aynı tas gitmeye devam ettiler. Mecbur kaldık. Çağırdık polis müdürünü tekrardan, belediyelerimizi tekrardan ve dedi ki Sağlık Bakanlığı her yere yetişemez. Daha önce de denetlemeler asli görevleri belediyelerdi. Ve bu denetlemeleri belediyelerin hızlandırması istedik. Ve polis eşliğinde bunu yapmalarını istedik. Neden? En azından gece denetimlerinde bu kurallara uymayan yerleri para cezası ve artı uymadı ikinci defada kapatalım. Evet. Ceza verelim. Başka çare yok. Bakın bir takım cezalar kesilmeye başlandı. Ve kesmeye de kararlıyız. Bunu hem belediyelerle hem polis teşkilatımızla da bunları konuştuk. Ve bunlar spontane yapılacak. Ve bizim yine Sağlık Kurulu'nun bugün bir takım aldığı kararlar vardı. Kısmen onlara da değinmiş olacağım. Ama en önemli bu Delta varyantının İngiltere'de nereden nereye İngiltere'ye getirdiğini ve bugün İngiltere'yi kırmızı renge soktuğunu ve Güney'de aynı konuma geldiğini buradan söylemek istiyorum. Biz ona rağmen tedbirlerimizi artırıyoruz ama bu tedbirleri artırırken de insanımdan şunu istiyorum. Lütfen kurallarla yaşamayı öğreneceğiz. Lütfen maskesiz sokakta olmayacağız. Lütfen bir yere gittiğimiz zaman sosyal mesafeyi korumamız lazım. Ve biz bunlara dikkat edersek biz bulaşın önünü kesmiş olacak diye düşünüyorum. Yani her şey bizim elimizde. Ama bakın bunu yaparken de sağlığındaki tedbirleri alırken de ekonomikmanda insanlarımız zor durumda olduğunun bilinciyle de hareket ediyoruz ve ülkemizi kapatmamak adına bu çalışmaları yapıyoruz. Ve aynı özveriyi biz işletme sahiplerinden bekliyoruz. Şimdi biraz önce bir video göstereceksiniz. Evet. Ve buradan insanlarım isterim bu videoyu izlesin. Bir gece eğlencesindeki yaşananlar. Ve bu her gecedir. Bu bir de burada Kuzey Kıbrıs'ta olan bir eğlencedir efendim, değil mi? Burada Kuzey Kıbrıs'ta ismi önemli değil.
yapılan bir eğlencedir. Ve buna benzer eğlenceler. Bakın bu eğlenceler şu anda belli bir oranda olmaması lazım. Daha kısıtlı olması lazım. Sayıların kısıtlı olması lazım. Ve açık havada olsa bile, ki bugün açıklayacağız, metrekareye göre insanların olması lazım. Biz bunlarla gidersek ülkenin önü açık olacak, çarklarımız çevirecek ve kimseyi rahatsız etmeyeceğiz. Biz bütün bunları yaparken ve bu kurullara uyulmasını isterken, bu kurallara uyulmadığı takdirde ülkede bulaşın hızlı bir noktada olacağını söylemek istiyorum. Dolayısıyla ben insanıma bir kez daha diyorum. Lütfen birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bu işleri götürelim. Felaket tellahlığına gerek yoktur. Bir kere insanımız 1,5 sene var ki herkes sıkıldı, herkes yoruldu. Esnaf perişan, iş adamı perişan, o perişan, bu perişan. Ve insanların artık psikolojileri bozulmaya başladı. Dolayısıyla daha radikal önlemlerle insanlarımızı daha çok sıkmadan dünya ne uygulama yaparsa o uygulamalarla gitmemiz lazım. Ama her şeyin başı, bir kez daha söylüyorum, bu virüsüyle yaşamayı öğreneceğiz. Bu maskeyle yaşamayı öğreneceğiz. Sosyal mesafe, hijyene uymamız lazım. Biz işletmelere koyduğumuz taahhütnamelerdeki kurallara uymaları lazım. Bakın uymadıkları takdirde dünden beri sıkı denetimler başladı. Ve kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak. Ceza ve artı işletmelere kapatma gelecek. Niçin yapıyoruz bunu? Ülkeyi kapatmamak adına, sırf insanlarımız o yerdeki kurallara uysun ve ülkeyi kapatmayalım. Çünkü bir kapatma daha ülke kaldırmaz. Evet. Çok sıkıntılar yaşar. O doğrultuda ben insanlarımızı uyarıyoruz. Tabii bunu yaparken de bir taraftan da aşılanmada hız veriyoruz sistemimize. Evet. Dolayısıyla geldiğimiz noktada doğrudur. İpin ucunu bırakmamak lazım. İpi göğüslememiz lazım. Biz hiç bırakmadık. Sağlık çalışanlarımız da bakmadık. Ama aynısını insanımızdan, işverenimizden ve büyük işletmelerden istiyorum. Aynı şekilde onlar da ipin ucunu bırakmazlarsa biz bu ortamda gideceğiz. Evet. Ve ülkede her geçen gün daha iyiye gideceğiz. Bakın dün ilk defa 12.550 test yaptık. Dolayısıyla büyük taramalar yapıyoruz ve bulaşın nerelere olduğunu da onları yakalama yoluna gidiyoruz. Ve belki yarın öbür gün bu taramaları daha da çoğaltacağız. Ama ne kadar tarama yaparsak, bir kere bu vakaya rastlanan ve pozitif olan insanlarımızın da şunu istiyoruz. Lütfen kimlerle temas ettiğinizi söyleyin. Hangi ortamda bulunduğunuzu söyleyin. Söylemezseniz ona da yaptırımımız vardır, ceza gelecek. Çünkü söylemezseniz ülkeye kötülük yaparsınız. Ve temasların bir kısmını eve göndermeye başladık bilekliklerle. Dünyada bu uygulama vardır. Bakın neden? Çünkü bir odada insanlar kalması kolay değil. Ve bunu ileriki günlerde peyderpey yavaş yavaş yapacağız. Ama insanları da denetleyeceğiz, kontrol edeceğiz ve göreceğiz. Ve bu gördükten sonra da bunu yaygınlaştıracağız. Bizim ekibimizde ülkenin çok kötü bir noktaya gelmemesi için kapatmamak adına her türlü önlemi alacağız. Almaya da devam edeceğiz ve korkmadan başımız dik ülkemizde yolumuza devam edeceğiz. Ve ben inanırım ki geldiğimiz noktadan ülkemizi daha iyi günlere götüreceğiz. Sayın Bakanım, bu arada arkadaşlarımız o videoyu hazır ettik.
O video çok şey anlatıyor. Onu bir görelim. Bir uyarıcı niteliği de taşıyor. Biraz izleyelim sevgili Talmaç yönetmenim hazretliyse arkadaşlar. Bu arada izleyelim değerli dostlar. Efendim. Tabii biraz yorum yapabilirsiniz bunun üzerine. Yani şu anda etme sahiplerini bundan sonraki süreçte gözümüz üstlerinde olacak ve hiç gözlerinin yaşlarına bakmayacağız. Neden? Çünkü toplumun önünü kapatıyorlar. Bu şekildeki bir eğlenceyi biz tasvip etmiyoruz. Ve bugün geldiğimiz noktadaki bulaşlara baktığımız zaman en çok bulaşın 18 yaş ve 35 yaş hatta 40 yaş arasındadır. Bu tip eğlencelerden. Çünkü düşünün burada bir vaka olduğu zaman kaç kişiyi burada bulaşacak. Evet. Ve bu tip yerlere artık biz kısıtlama getiriyoruz. Metrekareye göre insan alacaklar. Metrekareleri bize bildirecekler. Metrekareye göre insan almadığı zaman bu insanlara işletmeye ceza kesilecek. Evet. Buraya giden insanlara da 72 saat önceden PCR istenecek. Çünkü bu sıkı radikal tedbirleri almazsak bu tip eğlencelerden ülkenin her tarafına çok hızlı bir şekilde pozitif vakalar yayılacak ve çok zor durumlara gireceğiz. Çok iyi oldu bunu buradan halkımızla paylaşmamız ve burada insanımıza da görev diyor. İşletme sahibi bildirmedi, mekan sahibi bildirmedi, çalışan bildirmedi, en azından giden vatandaşlarımız bildirsin. Bir kere bakın, eğlenmek gençlerin hakkıdır. Ama makul sayıda ve belli bir o ortamda. Lütfen buna dikkat edelim. Kimsesinin eğlencesiz kalmasını istemiyorum. Ama bu şekildeki bir eğlencede bu bulaş zamanının ve özellikle Delta varyantının devam ettiği ülkemizde ve hemen yanı komşumuzda 1000 vakayı geçen vaka evet. artışlarında bu şekildeki bir eğlenceyi tasvip etmiyoruz, etmeyeceğiz ve bunu biz raporlarımıza geçirdik ve bunu biz polis teşkilatımıza da gösterdik. Bunu biz belediye başkanlarımıza da gösterdik ve dedik ki bundan sonrası görev bölgelerde sizindir, evet. denetleme asli görevinizdir. Lütfen bunlara dikkat edin. Bu işletmeyle ilgili herhangi bir ceza gündeme gelecek mi efendim? Ya da bir uyarı nitelikli bir herhangi bir şimdi bu işletmeye biz bir uyarı gönderdik. Ve gözümüz de üstünde. İkincide gözünün yaşına bakmayacağız. İşletmeyi kapatacağız. Evet. Ve bundan da hiç rahatsız olmayacağız. Çünkü toplumun sağlığı önemlidir. Ülkenin geleceği önemlidir. Ülkenin insanı önemlidir. Dolayısıyla bu geldiğimiz noktada bu kadar mücadele verilirken ve çarkları yavaş yavaş az da olsa %30 da olsa ekonomiyi çevirmeye başladığımız zaman bu şekildeki eğlenceleri hiç tasvip etmediğimizi, etmeyeceğimizi de buradan kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Neden? Gençlerin eğlencesinde değiliz. Gençler eğlensin. Ama kuralları ihmal etmeden eğlensin. Ve işletme sahibi de belli sayıda insan alsın ve PCR testi var mı yok mu da onu lütfen kontrol etmelerini isteyecek. Hem kapalı alanlarda hem açık alanlarda. O yüzden herkes artık haftada bir testlerini yapmak mecburiyetindedir. Evet. Kapalı ortamlara girerken de 72 saatte testlerini yapmak mecburiyetindedir. Bugün onları ilan edeceğiz evet. ve bu kurallarla birlikte denetlemelere hız vereceğiz ve bu denetimlerle birlikte de bu hastalığın bu tip yerlerde
bulaşması için de önlem alacağız diye düşünüyorum. Sayın Bakanım, bu söylediğiniz yeni bir durum, yani artık işletmelere girerken kafelere, restoranlara, kapalı alan, kapalı restoranlara 72 saat öncesinden PCR testi istenecek. Evet. Ve bu kararlar bugün açıklanacak. Açıklanacak. Sağlık Kurulu'nun bu konuda tabii çok sayıda soru geliyor efendim. Yani bir taraftan... Bakın şunu da söyleyeyim insanımıza. Buyurun. Bakın biz bunu epey zaman var ki hazırlık yapıyoruz ve dünya dedim ne uygularsa biz dünyanın bir parçasıyız burada. Ve onu uyguluyoruz. Ve biz uyguladıklarımızı ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile de paylaşıyoruz. Dolayısıyla dünyanın artık yavaş yavaş Green Pass, evet, ve bizim ülkemizde de Adapass isimlendirimiz. Ve iki aydan beri de çalışma yapıyoruz. Bitirdik. Son noktadayız. Maliye Bakanlığı'na takıldık. Maliye Bakanlığı bekliyoruz. Çünkü malum ortalık İşler iyi olmadığı için tabii ki hali ki Maliye Bakanlığı da sıkıntı çeker. Ve bir anlaşma yapılıyor ve bu QR sistemi devreye girecek. Evet. Türkiye ile entegre üzerinden Avrupa'ya gidecek ve dolayısıyla ülkemiz içinde de bu işletmelere bu QR kodlarını koyacağız. Hı. Ve işletmelerden şunu isteyeceğiz. Biliyorsunuz burada biz daha önce de bunu açıkladık 1 Temmuz ama ilgili şirket yetişmediği için ve Maliye Bakanlığı'nın parada yaşadığı büyük sıkıntılardan dolayı devreye koyamadık ve hedef diyoruz işte 15 veya 20'si en azından bu ayın içinde olalım. Bizde sıkıntı yok ha. Biz her şeyimizi hazır ettik ve işlere de QR kodlarının uygulanması için üst kuruldan da karar çıkarttık. Evet. Ve işletmelere artık bundan sonra gidecek olan insanlar bizim aldığımız kapalı ortamda 72 saat PCR veya antijen test, açık ortamda haftada bir PCR ve antijen test, QR kodunu her işletme koyacak kapıya ve kontrol edecek, içeri girecek ve oradan aşısı var mı, testi ne zaman yaptığı, kimlik bilgileri, telefon bilgileri, adres bilgileri herkes üstünde olacak. Biz bundaki verilerimizi hepsini bu sistem üzerine yükledik. Geri kalan boşluklar varsa da onları da dolduracağız ve böyle bir uygulama koyduktan sonra bu söylediğim kontroller daha kolay olacak. Ama şimdi yine biz işletmelere sorumluluk veriyoruz ki bu testlerini tesisine veya işletmesine girerken onlar da bir zahmet lütfen kontrol etsinler ve içeriye testini yapmayan insan almasınlar. Sayın Bakanım, burada tabii etkin aktif mücadele yanında işte evet, sanırım HES kodu benzeri bir uygulama için onun önemli ipuçlarını veriyorsunuz. Aktif uygulamakla tabii ki aşılama çok önemli bir nokta. Şimdi sevgili meslektaşım bugünlerde yine temaslı olarak evde sevgili, evet, Aytür Türkan'ın bir sorusu var. Sorması gereken nokta. Tabii ki aşıyı neden hızlandırmıyoruz diye soruyor ve yani yoğun yerlerde PCR yapılıyordu. Aynı yöntem aşı içinde kullanılamaz mı diye bir soru. Sevgili kardeşime teşekkür ederim. Evet. Ama geldiğimiz noktada aşıda aşılayacak insan bulmada zorlanıyoruz. Biz önce dijital sistem ile başladık. Evet. Herkes sisteme girerdi, randevusunu alırdı, yapardı. Geçen hafta Cuma günü bütün sistemdeki randevuların, aşı randevularını verdik ve sistemde artık randevu alan insan sayısı hemen hemen kalmadı, çok azaldı ve biz teşvik ediyoruz. Ben basından da bekliyorum bize yardımcı olsun, toplumu teşvik etsin aşıya, gençlerimizi teşvik etsin aşıya ve pazartesinden beri bakın 19 tane devletin aşı merkezi var artı Yakın Doğu Üniversitesi'nin bütün merkezleri, evet, ve bazı özel hastaneler de dahil aşı yapıyor. Ve hepsine kapılarımızı açtık ve dedik ki tamam sisteme girmeden de hangi aşı merkezine giderse gitsin oradan kaydolup merkeze aşısını yapabilir. Biz bunu 2-3 kere duyuru yaptık. Pazar günü bir açıklama yaptık. Bugün buradan bir kez daha söylüyorum. Buyurun. Ve insanlarımızı lütfen aşılanmaya teşvik edelim. Ve bu QR kodu devreye girdikten sonra
kapalı mekanlara diyeceğiz ki QR koduna bakın. Aşılanmayan insan varsa içeri almayacaksınız. İçeri aldığınız vakit cezai müeydeler uygulayacağız. Neden? Burada hedef toplumumuzun büyük bir kısmını aşılamamızdır. Ve bugün geldiğimiz noktada sevgili kardeşime, evet, 233.312.000 kişiyi aşıladık. Ve dolayısıyla her geçen gün 7.000'ler, 6.000'ler civarında aşılama yaptık. Dün sayımız düştü. Neden? Çünkü aşılayacak insan bulmada zorlanıyoruz. Ve biz aramaya başladık insanlarımızı. Ve 18 yaşa indik. Bu önümüzdeki hafta 18 yaş üzerinden devam edeceğiz. Ve göreceğiz, eğer sayıda azalma devam ederse yavaş yavaş artık 16 yaşlara ve 12 yaşlara kadar ineceğiz. Ama zorunluluk haline getireceğiz. QR kodunu devreye koyduktan sonra da, evet, kapalı ortamlara girerken aşısı muhakkak istenmesi lazım. Çünkü bakın, Güney tabi aşıda teşvik etmesi için bir takım yeni yeni teşvik uygulamaları uygulayıyor. Ama biz diyoruz ki bütün insanımız, ben inanırım ki aşılanacak, çocuklarımız hariç belli bir yaştan sonra. Aşılanmayan insanlarımız da önümüzdeki günlerde bazı merkezlere alınamayacak. O yüzden herkesin hangi aşı merkezine yakınsa gitsin ve aşısını yapsın. Aşımızda sıkıntı yoktur. Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti yanımızda. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay şu anda Kıbrıs'ta ve Sayın Sağlık Bakanımız Recep Oktay her istediğimize aşıyı bize gönderdiler. Başbakanımız gitti aldı. Biz gittik bir projeksiyon yaptık ve projeksiyon çerçevesinde bize aşı gelmeye başladı. Aşımız mevcuttur. Yeter ki süratli bir şekilde toplumu aşılayalım, ikinci dozlarını aşılayalım ve kısmetse Ağustos'ta üçüncü dozlarına girişelim. Ağustos'ta. Ağustos'ta. Çünkü evet, aşı tarihinden 6 ay sonra Ağustos'ta tıkap eder. Onun hazırlığını başladık ve Ağustos'ta da üçüncü doz aşıyı insanlarımıza yapmış olacağız. Ve o geldiğimiz noktada ben hem basından hem televizyonlardan lütfen insanlarımızı, gençlerimizi aşı merkezlerine yönlendirelim. Aşılanmayan insanımız kalmasın. Aşılanmamakta direnen insanımız varsa da bize bildirsinler. Biz gerekli girişimleri yapalım ve herkesi aşılamış olalım. Bu bulaşta şunu görüyoruz. Bakın, şu anda pandemi hastanesinde 56 kişi yatmaktadır. Dün 3 kişi yoğun bakımdaydı. 2 tanesi bugün çıktı yoğun bakımdan. Evet. Bir tane hastamız kaldı. 101 yaşında ve COVID-19 hastalığına yakalandı. Maşallah. Yoğun bakıma girdi. Yoğun bakımda iyileşti, çıktı. Şimdi hastaneden çıkmadan bir kalp rahatsızlığına yakalandı ve tekrar yoğun bakımdadır. Allah'tan kendisine acil şifalar diliyoruz. Çünkü evet, değerli bir insanımız, yaşı 101. İnşallah bir o kadar daha Allah ona ömür versin. İnşallah. Dolayısıyla görüyoruz hastanemizden şuna dönüyorum. Çift aşılı olanlar bu hastalığa yakalanır ama septomları çok hafif geçirir. O yüzden insanlarımız buna kulak versin ve gitsin. Özellikle çocuklarınızı, ailelere sesleniyorum. Lütfen telkinde bulunun ve aşılarını yapsınlar. Neden? Çünkü şu andaki en çok bulaşı yapan 18 yaş ile 40 yaş arasındaki insanımızdır. Ve demin izlediğiniz video gibi o tip eğlencelerdeki olan hadiselerle yayılmalar daha çok oluyor. Ve buradan biz bir kere daha çağrı yaptık. Buyurun. Aşılanmayan insanımız kalmasın diye devam edeceğiz. Ve gerekirse bu insanlarımızı bir bir bulup aşılanmayanı aşılamaya zorlayacağız. Evet. Sayın Bakanım, benim kişisel olarak algılanmasını istemem. Çok sayıda, evet, insan benim gibi olduğu için sormak isterim. Şimdi ben çift Sinovac aşılıyım. Mart ayında
oldu. Ben ve benim gibi pek çok gazeteci arkadaş, ailemde de kez aynı şekilde. Şimdi bu üçüncü doz aslında, örneğin genel olarak mesela ben üçüncü kez gidip bir Sinovac mı olmam gerekir, yoksa birer doz Pfizer mi? Genel şu anda düşünce nedir efendim bu yönde? Şimdi bakın, dünyada aşı bulmak çok zor. Evet. Bizim Allah razı olsun ana vatanımız var. Ne zaman istesek bize bol veriyor. Şimdi elimizde iki doz Sinovac oldu sizin gibi. Ben de aynı Sinovac oldum. Tabii ki üçüncü doz geldiğinde başka aşımız varsa yaparız. Ama yoksa Sinovac da olur. Yani aşı aşıdır üçüncü dozda. Dolayısıyla yani illa da aşı arayacağız diye bir markamız yok. Ama ana vatanımızdan BioNTech de talep ettik. Avrupa Birliği'nden de talep ettik. Ki her zamanki gibi Avrupa Birliği hep bize bazı dünyada aşıların çıkan ufak tefek hadisesi olan aşıları gönderdiler. Ona da eyvallah. Ama orada bile eşit davranmadılar bize Avrupa Birliği. Bize her platformda ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'ne ne kadar teşekkür etsek azdır. Eğer önümüzdeki günlerde ana vatanımızda BioNTech olursa, BioNTech de bize gönderir, başka bir aşı da bize gönderir. Ama hangi aşıyı üçüncü doz yapacaksak, illa da filan aşı yapılacak diye bir kural yoktur. Evet. Hangi aşıdan olursa olsun üçüncü dozu 6 ayın sonunda yapacağız. Neden? Çünkü vücudun bağışıklık sistemini bir o kadar daha güçlendirmemiz lazım. Her ne kadar da vücudun bağışıklık sistemi güçlüyse, bu hastalığa yakalandığı zaman da septomu o kadar az geçirecek. Zaten bir diğerinde aşılama, bir yandan da beslenirken de bağışıklık sistemini güçlendirecek yiyeceklerle beslenmek bu hastalığa karşı vereceğimiz en büyük bir mücadeledir. Videoyu izlettikten sonra Sayın Bakanım çok sayıda yorum, hatta diğer medya kuruluşların tümü video destekli, yani videoyu destekli haberlerle uyarıcı nitelikli pek çok yayın şu anda paylaşıldığını görebiliyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ricam sizden, eğer siz de uygun görürseniz efendim, takdir ederseniz bu kararı, yani 72 saatlik PCR kararını bir daha bize özetlerseniz de tekrar ederseniz çok memnun oluruz. Yani düşündüğünüz noktalar nerelerdir? Restoranlar, kafeler gibi biraz daha özele çevirici alırsak yani, çok değerli olur efendim. Buyurun. Açık alanlarda otel, gazino, restoran, evet, bar, profesyoneller, bu sektörlerde açık alanlarda 7 gün içinde yapılmış PCR istenecek. 72 saat içinde yapılmış antijen istenecek. Evet. Ve testi de negatif olacak. Geri kalan yerlerde, kapalı yerlerde 72 saat içerisinde PCR istenecek. Çünkü biliyorsunuz kapalı ortamlarda bulaş daha hızlı seyreder. Ve biz bunu güneyden de talep ettik. Ve biz cuma günü, geçen cuma günü Avrupa Birliği ile Sağlık Ortak Komisyonumuzda dedi ki Avrupa Birliği'ni uyarın. Güneyde bu bulaş yükseldi çok. Haftalık bir antijen testiyle bize insanlar gelmesin. 72 saat PCR veya 48 saat antijen testi yaparak gelsin. Cuma günü randevu istedik. Ortak görüşme online pazartesi 12.30'da oldu. Yani iki gün önce. Hala daha cevap gelmedi. Ama oturdu kendileri ve bizim önerilerimizi kendi halkına uygulamaya başladı. Bugün ilgili müdür arkadaşıma dedim, Avrupa Birliği'ni bir daha uyar. Aksi halde bize cevap vermezlerse biz kapımıza koyacağız. 48 saat gelen insana antijen yapacağız ve içeri alacağız. Kapıları kapatmayacağız. Kapatma gibi bir düşüncemiz yok. Kapıda antijen testi yapacak, içeri alacağız. Evet. Ve bunu da bekliyoruz. Sağlık Ortak Komisyonu'na otursun ve yeni kararlar alsın. Çünkü Rum tarafı bayağı, güney tarafı bayağı vakalar çok arttı. Dolayısıyla bu önlemler çerçevesinde geliş gidişler yine sağlanmış olacak. Bu doğrultuda yaptığımız mesela düğünler. Evet. Bakın düğünlerde de artık insanlarımızın dikkat etmesi lazım. Öpüşme olmaması lazım. Ve metrekareye göre insanları içeri almalarını isteyeceğiz. Neden bunu yaptık? Çünkü
denetleme memurlarımız bir yere gittiğinde açık alanda kuralımız yoktu. Şimdi örneğin bir metrekareye bir insan veya iki metrekareye iki insan olacak. Biz bu kuralları bugün Sağlık Yüz Kurulu'yla kamuoyuna paylaşacağız ve resmi gazetede çıkaracağız ki yarın açık mekanda olan bir düğüne, bir yığılma olduğu vakit veya bir gösteri veya bir miting veya başka bir topluluk olduğu zaman da oraya gittiğimizde polisimizin ve belediyemizin elinde bir rehberi olacak ve o rehbere baktığımız zaman orada ne yapacağını bilecek ve o doğrultuda da kendisine bu cezayı kesmiş olacak. Bugünden sonra daha ciddi tedbirlerle kamuoyunun gündemine getiriyoruz ve buradan da bunu istiyoruz. Lütfen bu kuralları iyi okuyun ve kurallara uyun. İş yerleri de, çalışanlar da, gidenler de mecburdur bu kurallara uysun ülkemizin geleceği için. Sayın Bakanım, iki soruyla süremiz aşmayalım, sizi de fazla tutmayalım, evet. Ancak iki soru, bir tanesi Ercan'da antijen testleriyle ilgili sınır kapıları dediğiniz için, evet. Çok sayıda soru geldi. Ercan'da Kızılay'a yetki konusu var. Böyle bir izin verilmiş diye. Uzun uzun yazılar paylaşıldı. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Onu sorayım. Bakın, size. Bakın Cihan'da bir kere bazı şeyleri kopyezim yaparlar. Evet. Ve bazı şeyleri siyasete alet ederler. Bir kere sağlıkta siyaset olmaz. Bakın bugüne kadar bu kapılarda bizim insanımız ve bizim laboratuvarımız, evet, yapardı. Dolayısıyla şimdi bu testlerin daha ne kadar önemli olduğunu ortaya çıktı ve bir ihaleye çıkıyor Maliye Bakanı. Çünkü parasal konuları tamamen Maliye Bakanlığı'nda. Bizim insanımız orada vardır. Yeterli sayıda insanımız yoktur. Dolayısıyla biz yeterli sayıda uçak olduğu zaman biz kendimiz kontrol edebiliyorduk. Ama biz biliyorsun tarifeli uçakları serbest baktık. Charterler istedikleri kadar izin verebiliriz. Özel uçaklar serbesttir. Dolayısıyla buraları biz kontrol edemiyoruz ve biz maliyeden şunu talep ettik. Bir ihaleye çıkın. Hangi şirket ve hangi laboratuvarlar katılacaksa katılsın. Ve orada artık güçlü bir ekip ister. Evet. Çünkü bakın geçen gün biz uçakları serbest baktık. İki uçak arka arkaya geldi. Bizim ekip yetişmedi ve insanlar orada sıcağın içinde beklemek mecburiyetinde kaldı. Bu beklemeyi orta yerden kaldırmak için Maliye Bakanlığı bir ihaleye çıkıyor. İhaleye katılacak insanlar oraya gelecek. Şu anda havaalanında çalışan Sağlık Bakanlığı'nın ekipleridir. Evet. Bundan sonraki ihale süreci sonuçlandırdıktan sonra da ihaleyi kim kazanırsa o arkadaşlarla işbirliği bu işi yapmış olacağız. Ama ben bakıyorum, sağlığa siyaset karıştırıyorlar. Akşam bir haber gördüyseniz, işte Ünal Üstel, evet, isim de vererekten, Ünal Üstel pozitif vakaları eve yollar. Tam onu soracaktım. Şimdi bakın sevgili kardeşlerim, politikaya gireceksiniz saygım var. Ben Ulusal Birlik Partisi'nin milletvekiliyim ve sağlık bakanıyım. Ama bakanlıkta rozetine bakıp iş yapmam. Gelen insanların işini çözerim. Şimdi bakın geldiğimiz noktada insanlarımızın büyük bir kısmı aşılandı. Ve 16 aydan beri devam eden bir karantina süreci. Evet. İnsanların psikolojisi bozuldu. Maddiyatı çok zayıfladı. Depresyona girdi ve herkes yoruldu. Şimdi bir hekim arkadaşım ve Nalbantoğlu'nda çalışan bir hekim arkadaşı bir rica etti. Bir hanımefendi, iki tane çocuğu var bakın. 2 yaşında ve 4 yaşında. Ve dedi ki, Sayın Bakan dedi, bu çocuklarla bir odada kalmak kolay değil. Ki zaten 6 yaşından çocukluğu olan ve pozitif vakaya rastlanan insanları belli evlerdeki kimsesi girip çıkmaz gözetim altına alabilme yetkimiz var. Ve dedim ki doktora, siz bakarak olacak mısınız? Ben kefilim dedi. Ve o kişi üstelik çift aşılı ve evine gönderdik.
Ve bizim bir kurumun başında olan insanımız ve bazı doktorlar, ki bazısının hakkında bu yazıları yazanlar için soruşturma başlattık. Biliyorsunuz bir müddet önce Zorlu Toray'ın kardeşi bir ani rahatsızlanma oldu. Ve bir tanesi de onlardan bir tanesi. Ve böyle bir yazışmaya tenezzül ettiler. Bakın ben üzüldüm. Üzüldüm çünkü çift aşılı olan insan ve hastaneye gitti. Septomları hastanede gözlendi. Çok hafif septomdu ve iki çocuklu bir hanımefendiyi evine gönderdik. Ve doktor arkadaşımız da bununla devamlı temas halinde. Vay Ünal Üstel pozitifleri eve gönderir. Yaygara yaptılar. Peki ben sorarım bu arkadaşlarıma. Peki bir ay önce, bir buçuk ay önce Sarayönü Meydanı'nda bir toplu miting düzenlendi. Ve sizler de içindeydiniz. Ve yaklaşık 3000 kişi toplandı oraya. Orada vay bulaş olmadı. Ve bir hanımefendi, bir hanımı iki çocuğuyla eve gönderdik. Yalnız evdedir. Ve doktor da buna kefil oldu. Her gün arayacak. Benim bir doktor arkadaşıma saygım var. Ve inancım da var. Ve kendine güvenim de var. Ve onu denetleyecek evde diye. Bu şekilde siyasete malzeme etmenin bir anlamı var mı? Ben sorarım. Kamuoyu bunun takdirini versin. Eğer yanlış isem derlerse yanlıştır. Kaldı ki dünyada pozitif vakalar, örneğin ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti, İngiltere Krallığı ve buna benzer bir takım ülkeler pozitif vakalarını da evde tedavi ederler. Biz ona göre hazırlık da yaptık. İleriki günlerde temaslıları evde takip ettireceğiz ve inşallah bu hastalığı yenmezsek de ileriki günlerde pozitifleri de evde kontrol etme gibi düşüncemiz vardır. Çünkü bir kere insanlar bu durumdan sıkıldı ve bir oda içerisinde 3 çocukla ve bir annenin kalması ne kadar kolaydır, ben onu kamuoyunun insanının takdirine bakarım ki birçok insanımız çocuğu yoktur yanında ve karantinada olduğu sürece psikolojisi bozuldu, depresyona girdi. Kaldı ki iki çocuklu bir anne kolay mı bir odada kalacak ve çocuklarıyla birlikte 14 gün bir süreç yaşayacak? Ben bunun takdirini kamuoyuna bırakıyorum ama ben bunlara gülüp geçiyorum. Şunu diyorum, bir kere sağlıkta politika yapmayın ve sağlıkta birlik, beraberlik ve dayanışma zamanıdır. Lütfen toplumu saflara ayırmayalım. Sağlık için birleşelim. Bizde bu ruh vardır ve bu ruhla biz ülkenin önünü de açmış olacak diye düşünüyorum. Sayın Bakanım çok teşekkür ederiz. Çok biz teşekkür ederiz. Bu için güzel fırsatı verdiniz. Buradan kamuoyuyla paylaştığınız sağ olun efendim. Yeni bilgiler, yeni açıklamalar, yeni kararlar kapıda. Bunları ilk kez bizim aracımızla duyurdunuz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Bir gazetecinin de istediği bilgidir her zaman. Evet. Çok teşekkürler. Tabii ki sadece ekran başında bizi izleyen ve diğer Sayın Bakan'ın açıklamalarını diğer medya kuruluşları da efendim kendi mecralarında canlı olarak yayınladılar. Oradan da izlediniz. Özellikle belirli noktalara, belirli alanlara girişlerde artık PCR zorunluluğu geliyor ki kararlar önümüzdeki saatlerde kamuoyuyla paylaşılacak. Resmen ancak Sayın Bakan ilk duyurularını buradan yaptı. Bir an önce bu işin sonlanması, minimize edilmesi noktasında elbette devlette olduğu kadar vatandaşa da büyük görev düşüyor efendim. Olabildiğince tedbirlerden bırakmayın çünkü bu iş bitmiş değildir. Ben aşılıyım, bana bir şey olmaz demeyin. Bulaşın önlenmesi için hepimize büyük görevler düşüyor. Yarın saat 12'de görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın efendim. Girişimci